Değerli seyirciler, geçen programımızda Türkiye'de yağlı güreşin hem ustası hem de hamisi Abdülaziz'in güreşimize yaptığı büyük iyilikleri ve ülke çapındaki son derece önemli yenilikleri bahsetmiştik. Ve o önemli programın sonuna doğru da sizlere bir söz vermiştim. Gelecek hafta çok büyük bir güreşçiyi, Koca Yusuf'un hayatını anlatacağım demiştim. Anlatacağım diye sözüm oldu ama e, çok değerli bir kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Çok önemli bir futbolcu ve Göztepe'nin efsane futbolcusu Nevzat kayboldu. Yani o kadar e, üzüldük ki Nevzat güzel Güzelırmak'ın vefatı 6 numaralı o formanın yok oluşu e, daha önce de 10 numaralı Gürsel Aksel... Rize Spor Antrenörlüğü yaparken Rize'de bir benzin istasyonunda patlama sonucu hayatını kaybetmişti. Büyük efsanelere imza atan ve kupalar kazanan, kupalarda krallık elde eden Göztepe için gerçekten çok büyük bir problemdi. Ve ben diyorum ki 6 numara Nevzat da vefat ettikten sonra Göztepe'nin o muhteşem orta alanı çöktü. Kendisini rahmetle anıyorum. O bakımdan bu haftaki programımızı Nevzat Güzel Irmak ve Göztepe'ye ayırdık. Önümüzdeki hafta sizlere son derece tafsilatıyla birlikte bir Koca Yusuf yapacağız inşallah. Koca Yusuf'un Türkiye'deki güreşleri, Fransa'daki güreşleri, Pol Ponsu perişan etmesi, Amerika'da Madison Square Garden'da rakibini fırlatıp ringin dışına atması, bunların hepsini Gelecek haftaki programımızda sizlere sunacağım. Şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Onu hemen söyleyeyim. Evet Nevzat Güzel Irmak kimdir? Nevzat Güzel hemen önümüzde 1 Ocak 1942'de İzmir'de doğar ve eski milli futbolcu, teknik direktör aynı zamanda teknik direktör olarak futbol hayatını sona erdirir. 18 kez milli olur. Göztepe'de hiç ...aralıksız 18 yıl oynar. Ama ben şimdi bu lafları bir kenara bırakayım. Göztepe'nin Nevzat Güzel Irmak'la ilgili olarak hazırladığı bir bant var. Onu yönetmenimiz Tülay Demirhanım'dan Hanım'dan rica edelim. Hemen onu birlikte seyredelim. Daha sonra bir sürprizimiz olacak. 1 Ocak 1942 yılında İzmir'de Üsküplü anne... kumovalı bir babanın göçmen çocuğu olarak dünyaya geldi... Celeplikle uğraşan babası vefat etmeden kısa bir süre önce bir İstanbul seyahatinden plastik bir topla döner. İstikbalini bu topla kazanacaksın oğlum dedikten kısa bir süre sonra hayata veda eden babasına söz verircesine o topla yatıp o topla kalkan küçük Nevzat henüz 5 yaşındadır. Çocukluğu kahramanlar semtinde mahalle aralarında top oynayarak geçer. Plastik topunun yanı sıra tenis kulübünün de etrafında oynarlar. O dönem eski Türkiye şampiyonu tenisçi Ziya Kıpkızıl ve Esin Özgener kulübün müdavimleridir. Üzerindeki tüyleri yıpranan tenis toplarını oradan ayrılmayan Nevzat ve arkadaşlarına verirler. Yeteneğime en büyük katkı o küçük tenis topları ile yaptığım oyunlardır der Nevzat Güzelırmak. Namık Kemal Lisesi'nde futbol takımında oynarken Türkiye şampiyonu olurlar. Yetiştiği kulübü Çayırlı Bahçe'de ilk lisansa çıkar ve forvet olarak oynarken Göztepe'nin yetenek avcısı Abbas Göçmen tarafından keşfedilir. 1959 yılında da Göztepe'ye transfer olarak profesyonel futbol hayatına başlar. Başarıyı seven Nevzat Güzel Irmak, burada yeni başarılara imza atacaktır. İsmini İzmir dışına, Türkiye'ye ve hatta Avrupa'ya duyuran Efsane Göztepe'nin orta sahadaki beyin takımının üyesidir. Takımın adeta maestrosudur sabırlı ve disiplinli çalışmalar meyvesini verir. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupalarını müzesine getiren, Avrupa Kupalarında Türkiye'nin göğsünü kabartan, yarı finallere çıkan Göztepe'nin yıldızı milli takımın vazgeçilmezlerinden olmuştur. 18 kez A milli olmak üzere ordu, genç, toplam 40 kez milli formayı giymiştir. 1975 yılına kadar sadece Göztepe'de oynayarak formayı bırakmış, 1976 yılında Altay'la yapılan bir maçta jübilesini yapmıştır. 25 kereden fazla milli olanlara verilen federasyonun gümüş madalyasına sahiptir. Futbolu bıraktıktan sonra kariyerine genç milli takım, Göztepe, Bolu Spor, Denizli Spor, Afyon Karahisar, Bursa Spor, Altay, Konya Spor, Karşıyaka Spor Kulübü, Kayseri Spor, Kuşadası Gençlik Spor takımlarında teknik direktörlük yaparak devam etmiştir. Sabiha Hanım'la 44 yıllık evliliğinden Ferhat, Meltem ve Serhat adında 3 evladı, Alp, Zeynep, Yiğit ve Levent Ali adında 4 torunu bulunmaktadır. Çok çok teşekkürler Göztepe Kulübü. Başınız sağ olsun. Ve gerçekten güzel bir vetere yapmışsınız. Benim söyleyeceklerimi benden daha güzel şekilde özetleyerek sundunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet bir Abbas vardı, Abbas Göçmen. O Nevzat'ı bulan, Nevzat'ın kabiliyetini keşfeden antrenördür. Bir de Abbas Çamayar vardır. Göztepe'de uzun yıllar futbol oynar. Oynadıktan sonra da Göztepe'nin esas efsane takımını ortaya çıkarır. Şimdi isimleri size sayacağım. Hepsini özellikle orta yaş grubu çok çok iyi bilir. Abbas Çamayar neler yapmış? Çeşitli taramalar sonunda Gürsel Aksel, Ali Artuner, Nevzat Güzelırmak, Nihat Yayöz, Ertan Öznur, Halil Kiraz ve Cenap Öztezel gibi isimleri takıma kazandırarak Göztepe'nin esas olan iskeletini kurar. Daha sonra da bu iskelete golcü Fevzi, Zemzem, Güneydoğu Anadolu'dan transfer edilir. Fevzi Zemze'nin iki gol krallığı vardır ama birisi sayılır. Çünkü diğerine Metin Oktay sahip çıkmıştır. İkisi de gol krallığını e, aynı 17'şer golle elde etmişlerdir. Şimdi bu takım son derece önemli bir takım. Bir de önemli olan Ali Artuner isimli bir kaleci var. Ali Artuner bana göre, değerli seyirciler, benim hayatta gördüğüm, en önemli, en önemli kalecilerin başında gelebilir dersem bana inanın. Cahit abiyi seyretmedim ama Cahit Arman'ı herkes ne olduğunu görüyor. Ama Turgay, Ali, Özcan, Şükrü bunların hepsini, bütün kaleciler hepsi birbirinden iyiydi. Fakat Ali Artuner bambaşka bir cindi. Son derece zekiydi. Kendisini daha önceki müsabakalardan da tanıyorum. Fakat 1964 yılındaki bir anımı anlatayım. Nisan ayının 9'uydu yanılmıyorsam, 1964. Beni Türkiye radyoları, o zaman TRT kurulmamıştı, İtalya'ya gönderdi. İtalya'da uçaktan indikten sonra doğru trenle Roma'dan Bergamo'ya geçtim. Bergamo bir kültür şehridir Kuzey İtalya'da, muhteşem bir şehirdir. Ve orada Türkiye-İtalya milli müsabakası. Ümit Milli Müsabakası oynanacaktı. Olimpiyat elemesiydi bu. Bu olimpiyat elemesini kazanan takım 1964 Tokyo Olimpiyatlarına gidecekti. Heyecan içindeydik tabii ki. Benim de radyoda anlatacağım ilk milli müsabaka oluyordu bu. Daha doğrusu ilk ümit milli, ilk yurt dışındaki ilk ümit milli. Çünkü İstanbul'da bir İtalya bir sıfırlık mağlubiyetini anlatmıştım. Ve yine İstanbul'da üç birlik bir Galatasaray Milan maçında Galatasaray'ın 3-1'lik mağlubiyetini anlatmıştım. Artık yani İtalyanlara yenilmekten bıkmıştım. Ama bıkmakla olmuyor demek. Daha devam edecek her şey. Ve biz Bologna'ya e, Bergamo'ya gittikten sonra girdiğim otelde hemen kendimi tanıttım. E, resepsiyondaki bayan dedi ki maçı anlatacak olan spikerler dedi salonda yemek yiyorlar dedi. Martinelli vardı radyoda. Carozio da televizyonda. Carozio Avrupa'nın efsane bir spor spikeriydi. Yaşlı, tecrübeli, dünya tatlısı bir adamdı. Martinelli de öyleydi. Kendimi tanıttım. E, çok büyük iltifatta bulundular bana. Yemek ikram etmek istediler. Ben dedim baştan önce yemek almıyorum. Kahvelerini içtim. Ve hep birlikte müsabakaya gittik. Türkiye-İtalya Amatör Milli Maçı'ndan. Önce beni soyunma odasına aldılar. Bütün futbolcuları bana tanıttılar. Önce ismini söylüyor. Faketti etti diyor. Adam bir de arkasını dönüyor ufak Bakıyorsunuz daha sonra öyle bir adam oluyor ki. Ve Matsola diyor. Matsola da İtalya'nın baba Matsola'dan bahsediyorum. En önemli, en önemli e, futbolcusu. Onun oğlu Matsola. İkinci, arkasını dönüyor. Forma numarasını gösteriyor. Ben de bizim soyunma odasını aldım onları. Hepsini gösterdim. Kalede Nihat'tı ilk olarak. Ve Ali yedekti. Neden olduğunu sordum. E, Niçin, sebep nedir diye e, bizim teknik direktörümüz Eşref abiye sordum ve e, Şeref abiye sordum, Şeref Görke'ye sordum. Teknik direktörümüz Şeref Görke'ye neden kalede Ali değil de Nihat diye sordum. Orhan Şeref Apak öyle talimat verdi dedi. Orhan Şeref Apak abimiz futbol federasyonu başkanı takımları kendisi tespit eder ve bir kutunun arkasına yazardı. Şeref Görkey de onu İtalya'da okurdu. Ve böylece kalede Nihat. Maç ne oldu? O Matsola bize 3 gol attı tek başına. 4 golde de attırdı değerli seyirciler. Tek golümüz vardı. O da Turan. Turan'ın attığı golle birlikte biz müsabakada 7 yedi gol yedik. 1 gol attık. 7 bir mağlubiyetle elemeleri e, elendik kaldık ve Tokyo olimpiyatlarına e, amatör milli takımımız gidemedi. Ali ise o esnada takımın adeta bir başka teknik direktörüydü. Çocukları alıyor, alışverişe götürüyor, para hesapları yapıyor. Yani cin gibi bir adamdı. Daha sonra Ali öyle bir kaleci oldu ki bildiğiniz gibi değil. Muhteşem kurtarışlarıyla sadece Göztepe değil, milli takımında ası oldu. Ve ne yazık ki çok... İyi bir zamanında umulmaz bir hastalıkla aramızdan ayrıldı gitti kendisini rahmetlerle anıyorum ama hemen Ali ile ilgili lafımı bitirmiyorum çünkü değerli bir dostumuz daha var Adil Artuner Adil Artuner Ali'nin kardeşi rahmetli Ali'nin kardeşi Göztepe'nin Göztepe değerli ve güzel bir kulüptür sevgili e, seyirciler yani kaliteli bir kulüptür. Onun için bugün de böyle sarı kırmızı bir kıyafette geldim. Ortaya da koyu renkli kravatı da matem sayılsın düşüncesiyle taktım. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Bütün Göztepeli'lerin tekrar baş sağ olsun diyorum. Ve Adil Artuner güzel bir müzeye sahiptir Göztepe. O müzenin müdürüdür. Bakalım şimdi Adil kardeşimizle biraz sohbet yapalım. Sevgili Adil Artuner, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Orhan abicim. Programımızı Dostlar, takip evet. ediyor musun Alicim? E, tabii tabii ediyorum. Çok güzel sözler söylediniz. Çok teşekkür ediyorum Göztepe adına ve Nevzat Abi abim adına. E, çok duygulandım. E, çok güzel şeyler söylediniz. Biraz e, Göztepe'nin bu e, e, efsane takımından bazı evet. şeyler anlatabilir misin bize? çok e önemli tabi, yıldızlar var. ...Gürsel ile Nevzat değil tabii mesela bir Halil var. Eee e, abim tabi, var. Tabi. Evet. evet. Evet, Mehmetler evet. var. Evet. Nihat evet. var. Tevzi var. var. Bunları bunlara biraz bize yorumla ne olur? Şöyle yani e, o zaman biliyorsunuz efsane takımımızı Göztepe'nin... Ali Küçük Mehmet Çağlayan, Hüseyin Büyük Mehmet Nevzat, Ertan Nihat, Fevzi, Gürsel Halil bu 11'di. Evet. E bu 11 tabii uzun bir yıllar, 60'lı yıllarda çok büyük bir e, çıkış yakaladı. Ha, hele hele 1966'da A milli takımının onur iliydi. 66 yılında A milli takımının onur ili, teknik direktör Atan Suvari ve evet. göz sebeben 4 tane o günkü Rusya maçı, 4 tane futbolcumuz var. Ali, Nevzat, e, Büyük Mehmet ve Fevzi. Ve biliyorsunuz unutulmaz e, 100 bin kişilik Lenin Rusları 2-0 yeniyoruz. Evet. 2-0 yenerken tabii bu Atlan abi teknik direktörümüz ve bu maçta 2-0 kazanıyoruz. İki golümüzü de İzmirliler atıyor Fevzi ve Ayhan Küçük e, Ayhan abi atıyor Galatasaray yani Altay'ın yetişme Elmas Taşoğlu. Ondan sonra e, 17 dakikada Turgay abi oynuyor kalede. 50 defa milli, lefter de 50. E, Turgay'ı 51 yapıyorlar. 17 dakika oynuyor. Sonra Ali Artunar geçiyor. Moskova pantolon oluyor. Yani orada kendini tescilliyor Ben kaleciyim, geliyorum diyor. Herkese güzel müjde veriyor yani. Bu konuda ben de bir şey anlatacağım şimdi Adil'cim. Tabii. Ee, Dinliyorum. Abinle konuşuyorum. Abin dedim ya cin gibi bir adamdır ve çok, çok. da açık sözlüdür. Ali'cim dedim, tebrik ediyorum seni dedim. Turgay çıktı, hem de çok erken çıktı ve müsabakayı 2-0 kazandık. Sana göre bu zafer dedim, zaferde neye borçluyuz dedim. Dedim ya cin gibidir, evet. Turgay'ın çok erken sahayı terk etmesi dedi. Şimdi <laughs> böyle böyle bir adamdır rahmetli Ali. Evet. Yani evet. E, Turgay çünkü o sıralarda e, artık sonlara doğru geliyordu. E, Ali de oh God, müthiş ne? bir ivime yakalamıştı. Yani ben o kaleyi aldım ve benim sayemde milli takımda zaferi kazandı şeklinde e, bana cümleyi ağzıma tıkıverdi. Şimdi orada evet. Fevzi var, e, Nevzat var e, evet. ve Ali var. Göztepe'den 3 evet, üç, üç oynatmış. Üç, üç Umruyduk yani. Orta olduğu gibi gol atan, ortada da Nevzat Abi, İngiliz Nevzat ve Kaledali Ali ve Leviyeş'in soyunma odasına geliyor. Ali Abi tebrik ediyor. Bu bir de yani David düşünün. Franco var. David Franco bir eee galiba, değil mi? Evet, Davabi hem Göztepe'de uzun yıllar yöneticilik yapmış yerkenci ve Atletico Madrid maçında öyle bir esiniz hani oluyor ki Nevzat Abi Sağ kaldırıyor, sol ayıyla dışınla bir top atıyor. Evet. İngiliz Nevzat ile şeyi oradan geliyor. İsmi koyan David Frankoydur Evet, ben de şimdi onun için sana o ismi sordum. Bizim de notlarımızın önünde var. İngiliz hı hı. lakabını Nevzata, bu David Franco. Franco. David Franco. Ramiz Doğdu. Adar ağımız için iyi bir yöneticimizdi. Yani bu lakabıyla hakikaten e, Nezat abi bu de çok layıktı. Gerçekten çok iyi bir insandı. Yani çok büyük bir varlığımızı kaybettik. Evet. Hani böyle arka arkaya gidiyorlar Halil abi 40 gün sonra o şey. Bir de burada e, bir gerçek var. Pazar günü de Gürsel abinin 42 yıldı ölüm ölüm. Aynı gün Nezat abi onun yanına gitti. Çok enteresan. Ve 15 sene yan yana aynı odayı paylaşan insanlar ve bizim başımızda Gülsar abiden sonra iyi bir büyük abimizdi. Toprağı olsun çok sevdiğim bir insandı. Ve Göztepe camiasında çok büyük bir varlığımızı kaybettik. Ya Antrenörlük yaparken, Rize'de antrenörlük Tabii. yaparken 41 veya 42 yaşında... Orada evet, bir evet. benzin istasyonunda patlama meydana geliyor. Oradan bir... Ensesine bir metal parçası geliyor. Orada kaybediyoruz. Ya. Orada kaybediyoruz. 12 Ekim'de ve daha sonra biz üstüne üstün, Gürsel Akser Sıralımız 78 Eylül 79'da Gürsel Akser oluyor. Şimdi başkanımız da onun ismini tescilleri sıdatımızda yeni Sıralımızda Gürsel Aksel olarak devam edecek evliliği olarak. Evet. Adil'cim çok çok teşekkür edeceğim ama bir sorun var. Biraz da zor olabilir bu. Göztepe Müzesi'nin müdürü olarak kaç madalyanız, evet. kaç madalya demeyeyim, kaç kupanız var? Acaba bu çok belli var. mi? Çok var. E, çünkü bizim branşlarımız, yani kurulundan 13 tane branş varmış. Şimdi 19 tane var. Tabii. Çok branşlarımız, amatör branşlarımız, amatör kupalarımız çok. Ama sonradan eklenen tabii Türkiye kupaları var, iki tane Cumhurbaşkanlığı var. Cumhurbaşkanlığı'nda biliyorsunuz Ege'de tek göstergeler var. E, kupalarımız var. Yeni geçeceğimiz müzede hepsini teşhir etme şansım olacak. Burada biraz ufak bir yer, dar alandayız ama e, gün yüzüne çıkmamış daha çok şeylerimiz olduğu için onlara da orada teşhir edeceğiz. En iyi zamanda inşallah. Dar alandan şöyle biraz dışarıya çıkın. E, Nevzat'la bir duvar pası yapın. O sana çok oh, güzel oh, bir oh, e, dış <laughs> alan yaratır. <laughs> yaratır. Allah rahmet, rahmet eylesin e, ee, Ali abimle de Namık Kemal beraber oynadılar Ertan'la. Onlar Türkiye şampiyonu oldular. Evet, evet. Yani çok güzel, çok güzel şeyler vardı. Yusuf olsun onlar olsun. Yani ben çok güzel evet. bir e, efsane takımı içinde yaşadım. Onlarla birlik oldum, beraber oldum. Onun için tabi e, tabii bana daha çok koyuyor. Abimin evet. sıralama gittiği için. Allah geledekiler uzun ömür versin diyorum. Amin, amin kardeşim. Hı. Adil'cim çok çok teşekkür ediyorum. E, bu Güzide Kulübü'müzün tarihini de e, birçok kişi bilmesine rağmen bir kez daha gözden geçirmemizde fayda var. 1925'te Altay'ın Aydın'da katıldığı spor müsabakasında yönetimde bulunan Ferit Bey'e söz hakkı verilmemesi sonucu e, Ferit Bey Altay'dan ayrılır. Nebil futbolcu Nebil ve Vedat kardeşlerle birlikte Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey ...bir spor kulübü kurmaya karar verirler. 14 Haziran 1925 tarihinde vapur iskelesi yanında İzmir'de... ...toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri Göztepe Spor Kulübü'nü kurarlar. Ve bu arada hemen kulübün ilk resmi adresinin Mithatpaşa Caddesi 1091 olduğunu sizlere söyleyelim. İdari heyetinde şu isimler olur... İlk kongrede Göztepe Fahri Başkanlığı'na o dönemin valisi Kazım Dirik seçilir. O da çok önemli bir şahsiyettir. İkinci başkan Turan Dirik, Mühendis Aziz Bey, Mustafa Bey, Murtaza Bey, Öğretmen Şerif Bey, Alaaddin Bey ve Adil Burgaz. Genel Kaplanlığı ise Ahmet Özgirgin getirilir. İlk maç ise 28 Ağustos 1925'te Altay'la oynanır. Takım Altay'ı 1-0 mağlup eder. İlk 11 şu isimlerden kurulur. Hamit yerine Orhan, Nebil Ferit yerine Fehmi, Nusret, Kenan, Talat, Naci, Abbas, Muzaffer, Necati, Fahri. Çoğunu rahmetle anıyoruz. Ve daha sonra ilerleyen yıllar, kulübün kurulduğu yıllarda ulusal müsabakalar yoktur. Takımın malilik müsabakalarına e, katıldığını görürüz Göztepe'nin. 37'de dönemin valisi Fazlı Güleç'in emriyle İzmir Spor ve Ege Spor'la birleşip Doğan Spor adını alan takım. O sezon Ege Ligi kupasını alır. 38-39'da Doğan Spor adıyla malilik şampiyonu olur. 12 Eylül 40 tarihinde bir kongre kararıyla tekrar Göztepe ismine döner. Ve 41 ile 44 sezonlarında üst üste 3 kez İzmir malilik şampiyonu olur. 1949-50 sezonunu Türkiye şampiyonu olarak tamamlar ve ilk ulusal başarısını kazanır. Bu şampiyonluğun ardından Fenerbahçe ile Başbakanlık kupasına çıkar... Ve 2-1 mağlup olur. 59'da Altınordu ile oynanan maçta Kirlo Yılmaz'ın attığı golle 16 takım arasına girmeye kazanan Göztepe profesyonel birincilikte yer alır. Tarihteki ilk profesyonel futbolcusu ise biraz önce bahsettiğimiz Gürsel Aksel'dir. Kupalar, kupalar, kupalar. Onları mutlaka söylememiz lazım. 1961-62 sezonunda teknik direktör diye Adnan Suvari oturur. Adnan Suvari kimdir? Çok önemli bir spor, bir futbol ustasıdır o. Aydın 1926'da dünyaya gelir. İlkokulu İtalyan Mektebi'nde, ortaokulu St. Joseph'te, liseyi Avusturya Lisesi'nde okur. Ardından Ticaret Fakültesini bitirir ve 6 Haziran 1991'de vefat eder. Evli ve iki kız çocuğu babasıydı ama bu ölümüyle doğumu ve okuduğu geniş kültürü arasında yaptığı çok çok önemli işleri vardır. Milli takımlarda ve aynı zamanda e, bakın aralıksız 12 yıl Göztepe'nin başında görev yapar. Göztepe'ye iki Türkiye kupası kazandırır. Anadolu'ya ilk Cumhurbaşkanlığı kupasını getirir. Fuar şehirleri adıyla e, anılan kupada Göztepe'yi yarı finale çıkarır. Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynatır. Türkiye Liglerinde şampiyonluğu kaçıran kadroyu kurar. Ve hemen yılları da verelim. 1962 Avrupa Fuar Şehirleri Kupası. 1967-68 sezonu çeyrek final. 68-69 sezonu yarı final. 69-70 sezonu çeyrek final. Düşünebiliyor musunuz bu büyük başarıları değerli seyirciler? Şu sıralarda takımlarımız yurt dışı müsabakalarında dökülüyor ve çeşitli puanlar kaybediyoruz. Ve bu puanların nelere mal olacağını da önümüzdeki yıl görmeyiz inşallah diyorum ve 67 68 sezonu Altay ile Türkiye Kupası finalini oynuyor. Şanssızlıkla maç berabere bitiyor. Yazı turada Mustafa kazanıyor. Ee, ve Altay e, böylece Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. 68 69'da Türkiye Kupası şampiyonluğu Göztepe 1 Galatasaray e, 0 Galatasaray 1 Göztepe 1 ve Galatasaray'dan Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ediyor. 69 79'da Eskişehirsporu Sporu 2-1 e, ve 3-1 mağlup ediyor. Böylece Türkiye Kupası'nı bir kez daha alıyor. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyor. 68-69'da 0-2 ile Galatasaray'ı geçiyor. Cumhurbaşkanlığı'nı alıyor. 69-70'de Fenerbahçe 3-1 mağlup ederek e, Federasyon Kupası'nı alıyor. Ve böylece başarıları üstüne başarılar elde ediyor ve şu anda da yine bildiğiniz gibi Süper Lig'de başarılarını sürdürüyor Göztepe. Bu arada biraz önce rahmetle andığımız Göztepeli arkadaşımız Nevzat vardı. Nevzat'la ilgili bu programın sonuna doğru geldik. Benim de bir anım olacak onu anlatacağım ama önce Hüseyin Büyük Kırcalı kardeşimizi sizlere anmak istiyorum. Gelmiş geçmiş en önemli ve duayen foto muhabirlerindendi. Milliyet Gazetesi'nin çok önemli kişisiydi. Burada Muhammed Ali ile kendisini görüyoruz. 1972'de Japonya'da bu fotoğrafı çektirmiş. Benim de Muhammed Ali'nin soyma odasında bir fotoğrafı vardır. Şimdi beni kıskandırmak istiyor rahmetli. Hüseyinciğimi rahmetle anıyorum. Değerli seyirciler, unutulmaz bir kardeşimizdi. Ve elinde fotoğraf makinesiyle sadece fotoğraf çekmez. Manşetlik haberleri milliyetin en üst tepesine taşır oturturdu. Böyle bir kişiydi rahmetli, Urfalıydı. Ve 1966'da milli takımımız, işte Göztepe'nin 3 oyuncusuyla birlikte milli takımımız, Moskova'da 2-0 galip geldi. Bizim Tercüman Gazetesi'nde de tabii spora çok yer verdiğimiz için patronumuz Kemal Ilıcak da son derece sporu ve futbolu sevdiği için ben dedim ki kendisine, bu hafta dedim, pazar günü İzmir'e gidiyorum, Galatasaray-Göztepe maçını anlatacağım radyoya. O zaman derhal dedi, iki hediye veriyorum sana dedi. Hemen talimat verdi, kuyumcudan iki tane altın kol saati geldi. Bunlar kimin? Birisi Göztepe'li Fevzi Zemzem, bir golü o attı. Diğeri de Galatasaray'lı Ayhan Elmastaşoğlu. İkisinin adına birer altın kol saat imzaladı. Kemal Bey bana dedi ki bunu dedi maçtan önce sahada kendilerine vereceksin. Ben dedi Vali Bey'e e, haber verdim dedi. Beraber buluşacaksınız ve sahaya çıkacaksınız. Sen altın kol saatlerini ona vereceksin. O da futbolculara takdim edecek dedi. Namık Kemal Bey'le Namık Kemal abimizle içimden hep böyle abi öyle biz konuşuruz. Çıktık saatleri hediye ettik ve daha sonra ben müsabakayı sonuna kadar anlattım. Maç ne oldu derseniz Göztepe 2, Galatasaray 1. Evet değerli seyirciler, bugünkü programı burada sona erdiriyoruz. Tekrar Göztepe'ye ve bütün Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum.